No. Tekrar hoş geldiniz. C1 dinleme. Listening. C1 dil seviyesini ele alıyoruz. Yeterli kullanıcı. Vaadige gebruiker. Proficient user. Türkçe. Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş, sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. Nederlands. Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel spanning tv-programma's en films begrijpen. English. I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signaled explicitly. I can understand television programs and films without too much effort. Okuma, lezen, reading, Türkçe. Üslup farklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık somut ya da edebi metinleri okuyabilir. İlgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir. Nederlands. Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn eigen terrein. English. I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. I can understand specialized articles and longer technical instructions, even they do not relate to my field. Karşılıklı konuşma, interaksi, spoken interaction. Türkçe. Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim. Nederlands. Ik kan mezelf fluent en spontaan uitdrukken, zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. English. I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes. I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contributions skillfully to those of other speakers. Sözlü anlatım, prodüksi, spoken production. Karmaşık konuları alt temalarla bütünleştirerek açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilir. Nederlands. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie. English. I can present clear, detailed descriptions of complex subjects, integrating sub-themes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion. Yazma, schrijven, writing. Türkçe. Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim.
Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup geliştirebilirim. Nederlands. Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb. Engels. I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. I can write about complex subjects in a letter, an essay, or a report, underlining what I consider to be the silent issues. I can select a style appropriate to the reader in mind. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. C1 kısmını da böylece tamamlamış oluyoruz.